Neslihan Lezzet Durağı sayfasından herkese merhaba. Sizlerle bugün harika palamut tava yapacağız. Balığın kızartmasının yanı sıra bir de tavada denemek istedim ve bunu sizlerle paylaşmak istedim. Mevsiminde olmadığımız için konserve domates, menemenlik kullandım. Ama dilerseniz normal domates de kullanabilirsiniz. Küp küp doğradığımız domates ve biberlerimizi tavamızın altına alıyoruz ilk önce. Daha sonra soğanlarımızı ince ince kıyıyoruz. Malzemeler kısmı bu videonun altında yer alacaktır. Oraya da göz atabilirsiniz. Soğanlarımı da domateslerimin üzerine alıyorum. Daha sonra ne çok iri ne çok küçük olacak şekilde maydanozlarımı kıyıyorum. Hem pratik hem basit. Hemen hemen herkesin seveceği harika bir lezzet. Yalnızca ekmeğini bile suyuna banıp yiyebilirsiniz. O kadar lezzetli bir tarif oluyor. Maydanozumu da soğanlarımın üzerine koyduktan sonra balıklarımı isterseniz yatay, isterseniz normal direkt oval şeklinde keserek dizebilirsiniz. Tercih meselesi. Ben iki türlü de yaptım. Tavamızı güzelce diziyoruz. Ve üzerine baharatlarımızı koyacağız. Pul biberimizi. Tuzumuzu, karabiberimizi güzelce her yerine gelecek şekilde serpiyoruz. Sevdiğiniz başka baharatlar varsa onları da ekleyebilirsiniz. Ben bunları tercih ettim sadece. Hakiki zeytinyağını gezdiriyorum. Ve fındık büyüklüğünde olacak şekilde birkaç adet de tereyağı ekliyorum. Hiç su eklemeden direkt ocağımı alıp bu şekilde kısık ateşte 20 ila 25 dakika arası ağzı kapalı bir şekilde pişireceğim. Gördüğünüz gibi kendi suyunda pişiyor. Bir adet limonumun suyunu da ekleyerek tekrar kaynamaya bırakıyorum, pişirmeye bırakıyorum. 5 dakika daha. Toplamda yaklaşık 30 dakika sonra yemeğim hazır. Bu şekilde hem ekmeğinizi banmalık hem de çatalla da yiyebileceğiniz harika bir balık tarifi. Umarım sizler de denersiniz. Eğer ki videomu sonuna kadar izlediyseniz beğenip kanalıma abone değilseniz de abone olarak destek olursanız çok sevinirim. Bir sonraki tarifimde tekrar sizlerle görüşmek üzere. Hoşça kalın.